Şimdi İhsan Hoca konuşmasının içerisinde şöyle bir bölüm açıyor. Ben ona demiştim ki onun şöyle bir sözü vardı. Bu adamlar tövbe etmeden bunlarla oturmayacak, konuşmayacaksınız. Ben de İhsan Hoca'ya şöyle bir eleştiri yöneltmiştim. Siz de bazı hocalarla münazara yaptınız, oturdunuz. Bu hocaların tövbe etmesini şart koştunuz mu? Yoksa bu hocalar tövbe etmeden onlarla oturdunuz. Veya şöyle demiştim. Zaten bir adam tövbe ettikten sonra onunla oturup neyi konuşacaksınız? Adam tövbe etmiş. Bu konuda onu ilkeli olmaya, kendisi için meşru gördüğü şeyi başkaları için de meşru görmeye davet etmiştim. O da bu bölüme bir cevap vermek yerine maalesef cevap veremediği gibi böyle çok ikinci bir iddia ile bir konuşma yapmış. Şöyle diyor İhsan Hoca, önce diyor bu tövbe meselesinde siz diyor, Maturidi ve Eşarilere cehmi diyerek onları tekfir ettiniz diyor ve şöyle devam ediyor. Burada benden bir dinleti de bulunuyor. O dinleti de şu. La ilahe illallahı bugün bir insan söylediği zaman la ilahe illallah onun için İslam alameti olur mu? Mücerret la ilahe illallahı söylemekle bir insan İslam'a girer mi? Yoksa günümüzde daha farklı şeylerin de olması gerekir. Buna binaen İhsan Hoca benden bir dinleti de bulunuyor ve bizim tekfirci olduğumuzu haliyle ben bundan ötürü sen tövbe etmeden seninle oturulmaması lazım dedim demek istiyor. Şimdi öncelikle ben İhsan Hoca'nın kendi yaptığı konuşmadan kendisine bir şey söylemek istiyorum. Şimdi İhsan Hoca dedi ki, bütün ümmet cehmiyenin kafir olduğunda ittifak etti. Ama bütün ümmet, yani ümmetin bütün sınıflarının ortak ittifak ettiği konulardan bir tanesi cehmiyenin kafir olmasıdır. Hatta bundan yola çıkarak, siz eşari ve maturidilere cehmiye diyorsunuz diyerek yani yeni bir iftira ekleyerek söylediklerine e, İhsan Hoca işte bu bir tekfirciliktir dedi. Şimdi ben bir soru sormak istiyorum İhsan Hoca'ya. Bu cehmiye la ilahe illallah demiyor mu? Bu cehmiye namaz kılmıyor mu? Bu cehmiye Muhammed Allah'ın Resulüdür demiyor mu? Diyor. Peki buna rağmen neden İslam ümmetinin tamamı bu insanların küfrüne hükmetti ve bunların söyledikleri la ilahe illallahı onların İslamına alamet olarak kabul etmedi? Bunların kıldığı namazı onların İslam'ına alamet olarak kabul etmedi. Mesela Selef döneminde Cehmiye'nin imamlık yaptığı camiler vardı veya o günkü yöneticilerin zorunlu olarak insanlara arkalarında namaz kıldırttığı adamlar vardı. Kur'an mahluk diyen Cehmi olan. Neden Selef uleması bunların arkasında namaz kılmak zorunda kalanların namazlarını iade etmeleri gerektiğine dair fetva verdiler. Eğer her la ilahe illallah her söyleyen için İslam alameti ise her söyleyeni İslam dinine sokuyorsa, Cehmiye gibi koca bir fırka, binlerce müntesibi olan bir fırkaya nasıl ümmet bunların küfründe bütün sınıflarıyla icma etmiş oldu? Aslında bizi eleştirirken ortaya koymuş olduğu düşünce, kendi düşüncelerini nakz eden, İhsan Hoca'nın konuda yanlış olduğunu gösteren delillerden bir tanesi. Bir başka konu daha, şimdi sahabe döneminde insanlar irtidat ettiler. İnsanların irtidat etme nedenleri neydi? Bir grup yalancı peygamberlere iman ettiler. Bir başka grup da zekatı vermeyeceklerini söyleyerek zekattan imtina ettiler. Sahabe bunların küfrüne hükmetti. Ve bunlar o gün neredeyse İslam ümmetinin yüzde doksanına tekabül ediyorlardı. Yani Allah Resulü döneminde iman edenlerin büyük çoğunluğu sahabenin de söylediği gibi Allah Resulü döneminde fevç fevç İslam'a girenler Allah Resulü'nden sonra fevç fevç İslam'dan çıktılar. Sahabe bunlarla savaştı. Sahabe bunlara kafir dedi. Peki bu adamlar la ilahe illallah demiyorlar mıydı? Diyorlardı. Peki bu adamlar namaz kılmıyorlar mıydı? Kılıyorlardı. Neden sahabe bunların la ilahe illallah'ını İslamlarına alamet kabul etmedi? O gün aynı coğrafyada yaşadıkları insanların yüzde doksanının küfrüne hükmettiler. Çünkü bir insan İslam'da küfür kabul edilen bir itikada sahip olursa veya bir küfür sözünü söylerse veya bir küfür ameli işlerse ve şer'i bir engeli de söz konusu değilse eğer bu insanın küfrüne hükmedileceği ve söylediği la ilahe illallah'ın ona hiçbir fayda vermeyeceği ümmet arasında üzerinde icma edilmiş olan şeylerden bir tanesidir. Yine geçen konuşmamda da hatırlatmıştım. Bir kere daha hatırlatayım. Osmanlı'nın son şeyhül İslamı. Yani onların modernistlere cevap verirken kendilerinden böyle övgüyle bahsettiğiniz, ümmeti kurtardılar dediğiniz bir donanma olarak Mısır'a gittiler ve modernistlerin önünde durdular dediğiniz iki alimden bir tanesi Mustafa Sabri Efendidir. Türkiye'de hilafet ilga edilip yerine cumhuriyet kurulduğunda Mustafa Sabri Efendi hem bu hükümeti hem de bu hükümete sessiz kalan ve destek veren toplumun İslam bağını boyunlarından çıkardıklarına dair fetva vermedi mi? Hüküm vermedi mi? Verdi. Peki bu fetvayı vermiş olduğu insanlar la ilahe illallah demiyorlar mıydı? Bu insanlar namaz kılmıyorlar mıydı? Bu insanların kimliklerinde Müslüman yazmıyor muydu? Yazıyordu. Çünkü bu alim şunu biliyor. İslam tarihi boyunca üzerinde ittifak edilmiş olan bir şey vardır. Eğer siz İslam'ın üzerinde kesin kat'i bir nas bulunan veya üzerinde icma edilmiş olan bir küfür, bir şirk işlerseniz söylemiş olduğunuz La ilahe illallah'ın size hiçbir faydası faydası yoktur. Peki burada şöyle bir soru da sorayım. İslam tarihinde İslam alimleri işte mesela peygamberimizin hadisleri var. Kim la ilahe illallah derse canını ve malını benden korumuş olur. Yani la ilahe illallah diyen insanın Müslüman olacağı ve bu insanların artık bir İslam karşısında bir korunmaların olduğuna dair hadisler var. İslam tarihinde alimler bunu nasıl anladılar? Her la ilahe illallah diyen için mi böyle düşündüler yoksa peygamberimizin hayatındaki uygulamalı sünnetine bakıp bu konuda bir tafsilata mı gittiler? Şimdi bakınız hemen e, Hafız İbn Hacer e, Fethül Barisinde e, Darul Ma'rif'e 12. cilt 279. sayfa 6924 nolu hadisin şerhinden okuyorum İmam Bağavi'den naklediyor. Yani bu hadisleri nasıl anlamalıyız? قال البغوي Bagawiyu. Bagawiy dedi ki: "Al kafir ıza kana wthniyan, ou thnwiyan, la yuqr bil wudaniyeti, فإذا قال لا إله إلا الله حُكِم بإسلامه ثم يُجبر على قبول جميع أحكام الإسلام." Diyor ki eğer kafir bir putperestse, Allah'ın vahdaniyetini kabul etmiyorsa, bu, bu takdirde la ilahe illallah dediğinde onun İslam'ına hükmedilir. Sonra İslam'ın sayır ahkamını kabul etmeye kabul etmeye zorlanır. Ve yabra'u min kulli dinin khalafa İslam. Ve aynı zamanda bu adamın bu putperest olan adamın ben yeryüzündeki bütün dinleri terk ediyorum. Onlardan beri oluyorum. İslam'a muhalif olan dinleri demesi lazım. Böyle bir adam la ilahe illallah dediğinde onun İslam'ına hükmedilir. Ve emmen men kana muqirran bil munkiran-ı nubuwa fennehu la yuhkam bi islamih hatta yaqula muhammadun rasulullah ama diyor adam zaten vahdaniyeti kabul ediyorsa tevhid esasına inanıyorsa fakat ben peygamberliği kabul etmiyorum diyorsa bu adam la ilahe illallah dediğinde onun islamına hükmedilmez la ilahe illallah muhammadun rasulullah demesi lazım mesela güncelleyelim bunu bugün bir deist Allah'ın varlığına ve birliğine inandığını söylüyor ama Allah'ın yeryüzüne bir peygamberle veya indirdiği bir kitapla müdahale ettiğine inanmıyorsa bu la ilahe illallah dese de onun İslam'ına hükmü olunmaz. Neden? Çünkü nübüvveti kabul etmiyor. Çünkü vahyi kabul etmiyor. Bunu da beraber söylerse ancak o zaman İslam'ına İslam'ına hükmedilir. Diyor ki: "Fe in kana ya'taqidu enni'r risalete'l Muhammediyye ila'l Arabi fe la budda yaqula ila jami'i'l Eğer diyor adam Nubuvete de inanıyor, yani tevhide de inanıyor, nubuvete de inanıyor. Ama diyor ki Muhammed'in peygamberliği sadece Araplara kastır. O günkü ehli kitap gibi. Eğer böyle söyleyen biri ise diyor, bu adamın da İslam'ına hükmedilmez ne zamana kadar? Ta ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bütün insanlığa gönderildiğini söyleyinceye kadar. فَاِنْ كَانَ كَفَرَ بِجُحُودِ وَاجِبٍ اَوْ اِسْتِبَاحَةِ مُحَرَّمٍ فَيُحْتَاجُ اَنْ يَرْجِعَ عَمَّ اَتَقَدَهُ Eğer diyor bu adam bir vacibi inkar etmişse, veya bir haramı helal görmüşse bu saydıklarımızın hiçbiri de olmaz. Ta ki ben bunun vacip olduğuna itikad ediyorum veya ben bunun helal olduğuna, haram olduğuna itikad ediyorum deyinceye kadar. Şimdi soru şu, bu alimler niye böyle bir tafsilata gittiler? Yani her la ilahe illallah diyenin İslam'ını kabul etmediler. Her la ilahe illallah diyene Müslüman hükmünü vermediler. Çünkü Allah Resulü'nün döneminde Allah Resulü'nün kendilerine İslam'ı yönetmiş olduğu insanlar grup gruptu. Onun için her bir hadisi kendi bağlamı içerisinde anladılar. Peygamberimizin sözünü fiili sünnetiyle beraber anladılar. Bakın yine Fethül Bari'de Kitabul Cihad 102. bapta Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem savaş esnasında insanlarla nasıl muamele edeceğine dair farklı farklı rivayetler var. Yani bazısında sadece la ilahe illallah deyinceye kadar savaşırım. Bazısında la ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyinceye kadar savaşırım. Bazısında bunları söyler bir de bizim namazımızı kılar, kıblemize yönelir gibi şeyler var, ifadeler var. Taberi rahmetullahi aleyh Hafız İbn ondan aktarıyor bunu. Bu durumu yani bu hadisleri nasıl anlayacağız diyor. Diyor ki birinci la ilahe illallah yani sadece la ilahe illallah geçen hadisler kelime-i tevhidi ikrar etmeyen putperestler içindir. Ya yani bir adam kelime-i tevhidi ikrar etmiyorsa onlara la ilahe illallah dediğinde Kur'an'ın ifadesiyle yestekbirun büyükleniyorlar. Bu kelimeyi telaffuz bile etmiyorlarsa la ilahe illallah dediklerinde onların İslamlarına hükmü olur. İkincisi yani La ilahe illallah ve Muhammedun Resulullah'ın geçtiği hadisler tevhid ilkesini kabul eden ama nubuveti kabul etmeyenler içindir. Yani bu adam Muhammedun Resulullah deyince ancak onun İslamına hükmedilir. Çünkü nubuveti kabul etmiyor. Diyor ki üçüncüsü yani kim namazımızı kılar kıblemize yönelir ziyadesinin olduğu rivayetler İslam'a girip de itaat etmeyenler ve amel etmeyenler için söylemiştir. Yani adam İslam'a giriyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Ama zekatı vermeyenler gibi İslam'ın emirlerine karşı çıkıyor. Ben bunu kabul etmiyorum, şunu kabul etmiyorum e, diyor. Bunların da diyor buna ek olarak La ilahe illallah Muhammedur Resulullah namazı kılmaları, kıblemize yönelmeleri, kestiklerimizden yemeleri yemeleri gerekir. Şimdi e, bakın bir alim, e, bir müfessir aynı şekilde e, yani her La ilahe illallah diyenin İslam'ına hükmedilmeyeceğini söylüyor. E, Hafız İbni Hacer mesela kendisi ee, yine aynı kitapta Darun Marife baskısında 1. cilt 497. sayfa 392 nolu hadisin şerhinde kendisi aynen şöyle e, söylüyor. Diyor ki e, hatta yakulu la ilahe illallah yani la ilahe illallah deyinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundum hadisini izah ediyor. İktasara aleyha ve lem risale. Bu hadiste diyor gördüğünüz gibi sadece la ilahe illallah dedi risaleti zikretmedi. Yani Muhammedun Resulullah kaydını getirmedi. Ve hiye muradetun Kama, taqulu qara'tu hamd ve turidu kullaha. Oysa bu da buna dahildir, lafza dahildir. Sen ben hamd suresini okudum dediğinde sadece elhamdülillahi okumuş olmuyorsun. Bütün sureyi beraberinde okumuş oluyorsun. Bazen Araplar bir kelimeyi söyler ve bütünü onunla kastederler. Burada da bu geçerlidir diyor. Ee, diyor ki vakile evvelul hadisi varda fi hakki men cahada tevhide fakat eğer kitap ehli olan tevhid edendir. O, Resul'ün Aynı şeyi Hafız İbn Hacer'de de söylüyor. Yani bir adam kafirse, "Lâ illallah" demesi onun için yeterlidir. Ama bir adam ehli kitaptansa, La ilahe illallah" diyor, "Muhammedun Resulullah" demiyorsa, onun İslam'ına hükmedebilmemiz için "Muhammedun Resulullah"ı da aynı şekilde eklememiz lazım. Siyer yazarı, yazarı İmam Muhammed kitabında bir bölüm açıyor. Yani bu topluluklarla karşılaştığımız zaman bu topluluklarla ilahe illallah dediklerinde onların İslam'ına hükmedeceğiz etmeyecek miyiz diye. Aynen ifadesini okuyorum uzamasın diye. bir kafir mevcut inancının aksine bir inancı açıkça ifade ederse onun Müslüman olduğuna hükmedilir. Bu konunun temel delili insanlar la ilahe illallah deyinceye kadar onlarla savaşmakla emrolundum hadisidir. Allah Resulü bu sözü söylemeyen putperestlerle savaştı. Ayrıca Medine Yahudileri Yahudilerini İslam'a davet ettiğinde peygamberliğini kabul etmelerini iman alameti olarak saymıştı. Yani İmam Muhammed ne yapıyor? Mekkeli müşriklerle Medineli ehli kitabı birbirinden ayırıyor. Bir adam Mekkeli müşrikse la ilahe illallah demesi yeter. E çünkü reddettiğini kabul etmiş olacak. Ama bir insan Medineli bir Yahudi ise onun bir de buna Muhammedun Resulullah diyerek Muhammedun Resulullah'ı da eklemesi lazım. İmam Seraksi de onun bu ve bu minvaldeki uzun çünkü bu söylediği şeyler. bunu açıklarken diyor ki çünkü Yahudiler onun peygamberliğini kabul etmiyorlardı. Nihayet onlar bunu ikrar edince imanlarına alamet alamet sayılmıştı diyor. O da aynısını. Şimdi bakın bu hadisi aynı şekilde İmam Nevevi şöyle diyor. Hattabi dedi ki diyor. E bu hadislerin açıklamasında. Ma'lumun enne'l murade bihaza ehlu'l ausani dun ehli'l kitabi liannahum yaquluna la ilahe illallah thumma yuqataluna wa la yurfa anhum mse. Herkes seyf. herkes bilir ki diyor. Bu hadislerde kastedilenler putperestlerdir diyor. Neden? Çünkü kitap ehli la ilahe illallah demelerine rağmen onlarla savaşılır. Onlar nübuveti kabul etmediklerinden, nübuveti inkar ettiklerinden dolayı. Hemen devamında yine İmam Nebevi bunu Sahih Müslüm'ün iman kitabındaki ee, bu hadisin yani ben insanlar kelime-i tevhid'i söyleyinceye kadar onlarla savaşmakla emrolunduğum hadisine binaen e, bunu söylüyor. Diyor ki ve zekeral kadı ayad mana haza ve zada alayhi ve ovdahu. Kadı Ayad diyor Hattab'ın bu söylediğini zikretti bunu biraz daha diyor üzerine bir şeyler ekledi ve biraz daha açıkladı diyor. Ne demiş peki Hattabi? İhtisasu ismetu'l mali ve'n nefsi biman kalla la ilahe illallah ta'birun anil ijabati ila'l iman ve enel murade bihaza mushik'u'l arab ve ehlu'l ausani ve men la yuahhid. Diyor ki Kade İyaz, La ilahe illallah dediğinde bir adamın canının malının koruma altına alınması, yani La ilahe illallah ile bunun olması onun imana icabet etmesiyle alakalı bir şeydir. Yani La ilahe illallah dediğinde onun imana icabet ettiğini düşünüyoruz. Ve bununla kastedilen Arapların müşrikleridir ve putperestlerdir, birlemeyenlerdir. Yani muvahhid, muvahhid olmayanlardır diyor. Devamında diyor ki, çünkü onlar İslam'a ilk çağrılanlardı ve bunun üzerine savaşılanlardı. Fakat bunların dışındaki tevhidi ikrar etmeyenler de bu kelimeyi söylemeleri onların koruma altına alınması için yeterli değildir. Gördüğünüz gibi e, İslam alimleri böyle her la ilahe illallah diyene e, bu la ilahe illallah ile İslam'ına hükmetmemişler. Ne yapmışlar peki? E, topluma, insana, insanın itikadına göre bu konuda farklı hükümler, farklı hükümler vermişler. Şimdi burada bir soru daha soralım. Gerek sahabe olsun, Gerek sahabeden sonra gelen bu alimlerin yapmış oldukları bu ayrımların Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında daha açık bir delili var mıdır? Vardır. Bakın Peygamber aleyhissalatu vesselam hayatındaki en önem verdiği şey insanları İslam'a davet etmekti. Haliyle her fırsat bulduğunda Peygamberimiz gider ve insanları İslam'a İslam davet ederdi. Fakat size şimdi üç tane Peygamberimizin İslam'a davet örneğini anlatacağım. Biri bir müşrik hakkında. Biri bir münafık hakkında, biri de bir Yahudi hakkında. Peygamberimiz her birini İslama davet ederken, onlara farklı bir söz söylemelerini onlardan istiyor. Mesela Bukhari ile Müslüman rivayet etmiş olduğu, Peygamberimizin son hastalığında, Ebu Talib'i İslama davet etmek için ziyaret etmiş olduğu o meşhur ziyaret. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Ebu Talib'e gittiğinde ona ne dedi? Ya ammu, kul La ilahe illallah. Amcacığım la ilahe illallah de. Bazı rivayetlerde öyle bir kelime söyle ki Allah katında sana onunla şahitlikte bulunayım. Neden? Çünkü Ebu Talip tevhidi kabul etmediği için, la ilahe illallah'ı kabul etmediği için, Peygamberimiz ona İslam olması için la ilahe illallah demesini ondan istedi. Aynı peygamber. İmam Ebu Davud'un rivayet etmiş olduğu bir hadiste Abdullah İbni Übey'in ölüm döşeğindeyken ziyaret ettiğinde Peygamber aleyhissalatü vesselam ona la ilahe illallah de demedi ben seni Yahudileri dost edinmekten men etmiyor muydum dedi aleyhissalatü vesselam. Neden? Çünkü zaten bu adam la ilahe illallah diyor zahiren. Zaten bu adam Muhammedun Resulullah diyor. Ama problemi ne? İslam'ın yasaklamış olduğu ehli kitabı Yahudileri küfürlerinden ötürü dost ediniyor veya onların Müslümanlarla olan savaşlarında, Müslümanlarla olan mücadelelerinde onlara destek destek çıkıyor. Bu bir küfür nedenidir. İşte Peygamber Aleyhisselatü vesselam ahir ömründe ona gittiğinde neden la ilahe illallah demiyorsun? Neden Muhammedun Resulullah demiyorsun? Ben seni buna davet etmedim mi? Demedi. Ben seni Yahudileri dost tutmaktan men etmedim mi? Dedi. Aynı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İmam Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadiste kendisine hizmet etmiş olan bir Yahudi çocuğu son olarak ziyarete gittiğinde Peygamber Aleyhisselatü vesselam ona la ilahe illallah de demedi. Ne dedi? Eslim dedi çocuğa. İslam ol dedi. Çünkü bu çocuk zaten la ilahe illallah diyor. Bu çocuk zaten nübüvvet müessesesini kabul ediyor ama peygamberin getirdiği şeriata teslim olamamış. Allah'tan son gelene gönlünü açmamış. Peygamber ona dedi ki eslim, İslam ol. Yani bu son benim getirmiş olduğum mesaja getirdiğim şeriata tabi ol. Çocuk babasına baktı ve babası çocuğa Ebu Kasım'a itaat et dedi. Çocuk da böylece Müslüman oldu ve peygamber dedi ki onu benimle ateşten kurtaran Allah'a hamdolsun. Üç ayrı ziyaret. Üçü de İslam üzere değil. Peygamberimiz üçünü de İslam'a davet ediyor. Ama gördüğünüz gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her birine farklı bir şey yapıyor. Farklı bir davet götürüyor. Neden? Çünkü her insanın İslam olması onun üzerinde bulunduğu itikat kabul etmemiş olduğu şeyle alakalıdır. Burada gördüğümüz gibi. Şimdi bunu toparlayacak olursak şöyle söyleyebilirim bununla alakalı. Bir, asli kafir olan insanlar. Peygamberimizin hadislerinde ve alimlerin açıklamalarında gördüğümüz gibi La ilahe illallah dediklerinde eğer putperestlerse la ilahe illallah putperestliği reddettiklerini gösterdiği için onların imanına alamet ola olabilir. Fakat mürtetler gibi yani zaten adam İslam'a mensup ama bir yalancı peygambere tabi olmuş. Ama zekatı zekatı vermemiş. Hayır bu adam la ilahe illallah dese de onun la ilahe illallahına hükmedilmez. Velev ki o günkü İslam toplumunun yüzde doksanını oluştursalar bile yalancı peygamberleri inkar edecekler ve zekatı vereceklerini ikrar edecekler. Ondan sonra onların İslamlarına hükmedilir. 3, cehmiye gibi İslam devletine kafa kaldırmamış ama itikadi bir problem barındırıyor kendisine. Nedir bu itikadi problem? Allah'ın bütün sıfatlarını reddediyor. Kur'an-ı Kerim mahluktur diyor. İhsan hocanın da aktardığı gibi ümmet bunlar la ilahe illallah demelerine rağmen camilerde o dönemde imamlık onlarda olmasına, olmasına rağmen devletin gücünü arkalarına almış ve aslında toplumu yönlendirme konumunda olmalarına rağmen İslam ümmetinin tamamı bunların küfründe ittifak etmişler ve bunlarla ilahe illallah diyorlar Demek ki bu konuda bir asli bir toplumun asli kafir olmasıyla zaten Müslüman ama işlediği küfürlerle İslam dışına çıkması arasında bir fark söz konusu değildir haliyle biz bugün toplumun içerisinde ateistler var toplumun içerisinde laikler var toplumun içerisinde demokratlar var toplumun içerisinde vahdaniyeti kabul edip Nübüvveti inkar eden deistler var. Toplumun içerisinde agnostikler var. Yani hiçbir şeye inanmayan, her şeye şüpheli, şüpheli bakan insanlar var. Toplumun içerisinde Allah'tan gayrısına yalvaran, Allah'tan gayrısına yakaran insanlar insanlar var. Toplumun içerisinde kafirleri dost edinen, kafirlere dostlukta bulunan işte kafirlerin İslam ümmetini açmış olduğu savaşta kafirlerin safında ve kafirlerin yanında yer alan insanlar var. Toplumun içerisinde zekatı reddedenler var. Böyle bir şey yoktur. E, bu oranların hiçbir tanesi yoktur. İşine ne gelirse onu verirsin e, diyen insanlar var. Toplumun içerisinde namazı kabul etmeyen namazı kabul etmeyen insanlar var. Toplumun içerisinde bir daha mı geleceğiz dünyaya e, diyen insanlar var. Bu toplumun içerisinde e, oturup da ben insan değil miyim? Beni niye yarattın diye e, şarkı çalan, şarkı dinleyen bir arabe şarkıları bir dinleyin bakalım İçerisinde nasıl Allah'ı inkar, kaderi inkar, Allah'a isyan olduğuna bir bakın bakalım bu kadar küfrün, bu kadar şirkin, bu kadar yoldan çıkmanın olmuş olduğu bir bir ortamda bu toplumun içerisinde puta tapan insanlar var, bu toplumun içerisinde puta tapan insanlar var, bu toplumun içerisinde puta tapan insanlar var yani aynı 1400 sene önceki cahiliye insanları gibi putlar dikip onların karşısında durup onlara saygı arz edip onlara hitap edip böyle insanlar var ve hiç de toplumun azımsanmayacak kesimi bunlar. Bu kadar karışık bir toplumun içerisinde bir insan la ilahe illallah dediğinde onun la ilahe illallahı onların İslam'ına mı delil olur? Veya bu saymış olduğum bunca delilden sonra bu bir tekfircilik midir? Bu bir haricilik midir? Yoksa bu sahabenin ve sonrasında gelen alimlerin peygamberimizin sözlerinden, peygamberimizin uygulamalarından istinbat etmiş oldukları bir fıkıh e, fıkıh mıdır? Buraya dinleyen insanlar, bu delilleri kontrol eden insanlar karar verebilirler. Allah Azze ve Celle'nin doğrusunu bilir.